yakıştırdım. Çok minik bir ağız yaptım arkadaşlar. Şöyle. Burundan sonra 1, 2, 3, 4. 4 ve 5. sıraların arasına şöyle 3 sık iğneyi araya alacak kadar minik bir ağız yaptım. Şimdi şöyle pantolonun yapılışını göstereceğim. Bunun için Diva'da şöyle bir renk kullandım. Şöyle ben yaptım ama size de temsil olarak göstereceğim. En başta şu bel kısmını yapacağız. Şurayı. Şu kısmı için 2, 3, 4, 5, 6, 7, 35 tane zincir çekiyoruz. 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Evet, 35 tane zincirimizi çekiyoruz. Daha sonra geriye doğru dönüp ikinci zincirime batıyorum. Toplamda 35 tane zincirimin üzerine geriye dönüp ikinci ilmeğime battığım için 34 tane sık iğne yapacağım. İlk birinci sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Birinci sıramızı bu şekilde tamamladıktan sonra geriye doğru döneceğiz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sıra toplamda giderek gelerek 34 adet sık iğnemizi bu şekilde örüyoruz. Gidiş geliş yaparak tamamlayacağız. Evet, 35 tane ilmeğimizi bu şekilde giderek gelerek 5 sıramızı doldurduktan sonra şöyle bu sıramı da öreyim, ondan sonra göstereceğim. Evet, toplamda diyelim ki ben şimdi 2 sıra ördüm ama toplamda 5 sıra giderek gelerek ördükten sonra şöyle arka kısımda birleştireceğim. 6. sıramıza geçeceğiz. 6. sıramızda şöyle BLO yaparak, yani diğer taraftaki ilmeğimin tek kanadına batıyorum. Şöyle tek bir kanadımızı alacağız. Bakın şu şekilde. Şöyle şu ilmeğimin tek kanadını alıyorum. Bu şekilde her bir ilmeğimizin içerisine ikişer ve üçer adet ikişer ve üçer adet sık iğne olarak dolduralım. Ama sayalım doldururken. Yani kimisine 3 tane denk geliyor, kimisine 2 tane denk geliyor. Bu şekilde toplamda 90 tane sık iğne elde etmiş olacağız. Bazen 2 tane batıyorum, bazen 3 tane batıyorum. Böyle bu şekilde sıra sonuna kadar 6. sıramızı tamamlayacağız. 90 tane sık iğneye ulaşacağız. 6. sıramızı tamamladıktan sonra, yani şu sıramızı tamamladıktan sonra toplamda şöyle sayacağım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13 sıra daha düz bir şekilde öreceğiz. Evet, bu şekilde dönerek ördükten sonra buraya kadar toplamda 19. sıramızı da tamamlamış oluyoruz. Yani 6. sıramızdan sonra 13 sıra daha dönerek öreceğiz 90 tane ilmeğimizi. Evet, şimdi şöyle 19. sıramızı da tamamladık. Diyelim ki şuraya kadar 90. sıramızı 90 tane ilmeğimizi örüp 19. sıramızı da tamamladık. Şimdi burada pantolonumuzun paça kısımlarını ayıracağız. Pantolonumuzun paça kısımlarını ayırırken 90 tane ilmeğimizi ikiye böleceğiz. Yani toplamda 45 ilmek bir bacakta, 45 ilmek bir bacakta olacak. O yüzden şöyle 19. sıramızı tamamladıktan sonra 20. sıramıza geldiğimizde işaretleyicimizin olduğu ilmeğimizden, yani ilmekteki en baştaki ilmeğimizden itibaren sayıyoruz. Şöyle 3, 4, 5, 6, 7, 8 diyelim ki 45 tane ilmeğimizi bu şekilde tamamladık. İşaretleyicimizden sonra, yani ilk ilmeğimizden başlayarak 45 tane ilmeğimizi ilk önce örüyoruz 20. sıramızda. Yani bu elimdeki sayılar sizinkilerle uymayacak tabii. Ben şu an bunu
sizlere temsili olarak göstermek için. Çünkü örmesi çok uzun olduğu için video çekmediğim aralarda ben o pantolonu örerek bitirdim. Videoda çekemedim tabii o sırada. Şöyle diyelim ki 45 taneyi ördük. Şu şekilde geldik. Şimdi burada tekrar şöyle döneceğim. Şuradaki sıra başındaki ilk ilmeğimize batacağız. Bu şekilde dönerek bacaklarımızın uzunluğunu bu şekilde ayarlayacağız. Şu kısımdan, yani 19. sıramızdan sonra şu kısmını 32 sıra, toplamda 32 sıra ördüm. Tek bir bacağın sırası 32 adet. 45 tane ilmeğimizi toplamda 32 sıra düz bir şekilde böyle döne döne sadece 45 tane ilmeğimizin etrafını örerek pantolonumuzun tek bir bacağını bitirmiş olacağız. Şöyle tekrar şuraya geldiğimde şöyle bakın, şu şekilde bir şekil alıyor. Buraya geldiğimizde tekrar şurayı da şöyle geçeceğim. Evet, bu şekilde. Bu şekilde bacağımızı şöyle döne döne bu şekilde tek bir bacağımızın bir tanesini örüp bitirmiş olacağız. Diğer bacağımıza geçtiğimizde de şöyle tekrar bir zincir çekeceğim ipimle. Şu bacağımızı bitirdik diyelim ki. Şöyle arka kısmından, şurası pantolonumuzun arka kısmı. Arka kısmından tekrar sıradaki ilmeğime batıyorum. Tekrar karşıya geçeceğim. Buradan tekrar bu şekilde dönerek diğer bacağımı da bu şekilde öreceğim. 90 tane ilmeğimin 45 tanesiyle diğer bacağı örmüştüm. 45 ilmekle de bu bacağı öreceğiz. Bunu da yine aynı şekilde, bu şekilde diğer bacak gibi döne döne örerek tamamlayacağım. Şimdi burada şu ilmeği battığımız, başladığımız noktayı göstereceğim. Kesinlikle hani ilmek kaydırmayla falan üst sıraya çıkmadım. Normal dönerek. Bu uç kısımda da birleştirdim. Şöyle şu kısma geldiğimizde tekrar buradan sıradaki ilmeğin içerisine direkt olarak batarak tekrar diğer sıraya geçiyorum. Evet, bu şekilde şöyle göstereyim, bakın şort şeklinde ayrıldı. Bu şekilde ayrımları yapıp bir bacağı, daha sonra bir bacağı, 45 tane ilmeğimizi 32 sıra 32 sıra düz bir şekilde örüp bebeğimizin pantolon kısmını bu şekilde tamamlamış olacağız. Şimdi bebeğimizin şöyle bir tane bluzumuz var. Bluzum için 450 numara şöyle ekru renk ipimi kullanacağım. Şöyle zincir çekerek tekrar başlayacağız. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 9, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. 35 tane zincir çektim. Şöyle bel kısmına yine de ölçeceğim. Beş, 36, 37 tane zincir çekiyorum. Şöyle 37 tane zincir çektim. Geriye doğru dönüp ikinci zincirimize batıp bu şekilde bluzumuzun üst kısmını giderek gelerek 36 tane ilmeğimizi bu şekilde öreceğiz. Evet, ilk sıramızı tamamladık. Bir zincir çektim. İkinci sırama da aynı şekilde geriye doğru dönüyorum. İkinci sıramızı yapacağız.
Evet, şöyle toplamda 2, 4, 6, 8 sıra ördük. 9. sıramıza geçtik. Bir zincir çektim. Hemen geriye doğru dönüp ikinci ilmeğime batıyorum. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şöyle ölçerek yapacağım. Sekiz tane ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane zincir çekiyorum. Yine de ölçerek yapacağım. Şu ilmeğime batacağım. Evet, 9 tane zincir çektim. 1, 2, 3, 4. 4 taneyi atlayıp 5. ilmeğime battım. 2, 3, 4. Şu aradan da 11 tane ilmeğimi ördüm. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 taneyi atlayıp 5.'ye batıyorum. Kalan 8 tane ilmeğimi de tek tek öreceğim. 5, 6, 7, 8. Evet, tekrar buradan aşağı doğru gideceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyorum. Şöyle ilmek yeri yapacağım. 2, 3. Hatta 2 tane yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tekrar şöyle batacağım. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tekrar şu uç kısma doğru batıyorum. 1, 2, 3, 4. İç kısma doğru sabitleyeceğim. Da ipimi kesiyorum. İpimi de bağlayacağım iyice. Evet, bu şekilde şöyle bluz kısmımız oluşmuş oldu. Şimdi kol kısımlarını yapacağız. Şöyle bir tane zincir çekiyorum. Kol kısımları için şöyle kolumuzun alt kısmından batıyoruz, bir tanesinin ortasından. İlk sıramızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şu an zincirin üzerine örüyorum. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 tane ilmeğimiz oldu. Şöyle tekrar sıra başındaki ilk ilmeğimden batarak başlıyorum. Burada işaretleyicimiz var. Şöyle sıra başındaki ilk ilmeğimizi, işaretleyicimizi takalım.
Evet, burada sıra başında ilk ilmeğimiz var. Şu ilk ilmeğimize işaretleyicimizi taktık. 1 2 Evet, ilk sıramızı 17 tane ilmeğimizi örmüştük. İkinci sıramızdan devam ediyoruz. Şöyle işaretleyicimizi taktık. 2 3 3 tek ördüm. Bir arttırma. 1 2 tek ördüm. Bir arttırma. 1 2 tek ördüm. Bir arttırma daha yapıyorum. 2 tek örüp bir arttırma daha yapacağım. Toplamda 3 defa 2 taneyi tek örüp bir arttırma yaptım. Kalan 1 2 3 4 tane ilmeğimi de tek olarak ördüm. Evet, ikinci sıramızın sonunda toplamda 21 tane ilmeğimiz oldu. 4 tane arttırma yaptık. 21 tane ilmeğimizi toplamda 6 sıra düz bir şekilde örelim. Arttırma ya da azaltma yapmayacağız. 6 sırayı. Evet, 8. sıramızı da tamamladık. 9. sıramıza geçiyoruz. Toplamda 6 sıra düz ördükten sonra 8. sıramız da tamamlanmış oldu. 9. sıramızı bir tek örüp bir azaltma. 1 tek ördüm, bir azaltma. Sıra sonuna kadar bu şekilde tamamlıyoruz. Bir tek bir azaltma. Bu işlemi toplamda 7 defa tekrarlayacağız. Dokuzuncu sıramızın sonunda, evet, dokuzuncu sıramızı tamamladık. 10. sıramıza geçiyoruz. 14 tane ilmeğimiz kaldı. 14 tane ilmeğimizi iki sıra, yani 10 ve 11. sıralarımızı tek tek örelim. Evet, 10 ve 11. sıralarımızı iki sıra düz bir şekilde ördük. Şimdi şöyle 12. sıramızda 3 zincir çekip çekip batıyorum. 1 2 3 Her bir ilmeğimizin içerisine 1 2 3 FLO yapıyorum. Şu dıştaki ilmeğin tek kanadına batarak 2 3 12. sıramızı bu şekilde tamamlayacağız. 2 3 Evet, 12. sıramızı tamamladık. 13. sıramızı da 3 tane zincir çekerek tekrar şu aradaki boşluk kısımlarına zincirlerimi batarak bu şekilde tamamlıyoruz. Zincirlerimin üzerlerine batıyorum. Evet, 13. sıramı da bu şekilde tamamladım.
5 tane zincir çektim. Şöyle alt kısma doğru birleştireceğim. Diğer kolumuzda aynı şekilde yapıyoruz. Evet, şu şekilde iki kolumuzu da tamamladık. Şimdi şöyle üst kısma da krem rengiyle aynı renk ipimle şöyle şu üst kısımdan bir sıra daha öreceğim. Her bir ilmeğimize birer tane sık iğne yaparak şöyle bu şekilde tamamlıyoruz. Şu üst kısmı buradan bu şekilde. Bir sıra daha öreceğim. Evet, bluzumuzu bu şekilde tamamlamıştık. Şimdi saç yapımına geçelim. Saçlarımızın yapılışını göstereceğim. Şöyle kahverengi alize diva kullandım. Evet, alize divanın kahverengi ipiyle devam ediyoruz saçlar için. Sihirli halka yapıyoruz. İçerisine ilk sıramızda 6 tane sık iğne yapıyorum. 2, 4, 5, 6. Kapatıyorum. Burada sıra başındaki ilk ilmeğimize işaretleyici takacağız. İşaretleyicimi şöyle sıra başındaki ilk ilmeğime takıyorum. İkinci sıramıza geçiyoruz. İkinci sıramızda her bir ilmeğimizin içerisine ikişer adet sık iğne yapacağız. 6 defa arttırma yapmış oluyoruz. Her ilmeğimizin içerisine 2-2 sık iğne yaptıktan sonra 6 tane arttırma yapmış oluyoruz. İkinci sıramızın sonunda 12 tane ilmeğimiz olacak. İkinci sıramızı tamamladık. Şöyle üçüncü sırama aldım işaretleyicimi. Bir tane tek ördüm. Üçüncü sıramızı bir tek örüp bir arttırma yaparak tamamlayacağız. Sıra sonuna kadar bir tek örüp bir arttırma işlemini 6 defa tekrarlıyoruz. Üçüncü sıramızın sonunda toplamda 18 tane ilmeğimiz olacak. Bir tek bir arttırma. Üçüncü sıramızı tamamladık. Dördüncü sıramıza geçiyoruz. Şöyle işaretleyicimi dördüncü sırama aldım. 1, 2. Dördüncü sıramızı 2 tane tek ördüm. Bir arttırma yapıyorum. Birazcık ekranı parlatacağım tam görünsün diye. Şöyle 2 taneyi tek ördüm, bir arttırma. Dördüncü sıramızı 2 tek örüp bir arttırma yaparak bu işlemi toplamda 6 defa tekrarlayacağız. Dördüncü sıramızın sonunda toplamda 24 adet ilmeğimiz olmuş olacak. 6 defa arttırma yapmış oluyoruz. Evet, dördüncü sıramı da tamamladım. Beşinci sıramıza geçiyoruz. Şöyle işaretleyicimi beşinci sırama aldım. Beşinci sıramızı 1, 2, 3. 3 tane ilmeğimi tek tek ördüm.
bir arttırma yapıyorum. 3 tek örüp bir arttırma işlemini 5. sıramızda yine 6 defa tekrarlayacağız. 5. sıramızın sonunda toplamda 30 tane ilmeğimiz olacak. 5. sıramızı da tamamladık. 6. sıramıza geçiyoruz. 6. sıramızı 1, 2, 3, 4. 4 tane ilmeğimizi tek tek örüp bir arttırma yaparak tamamlıyoruz. Bu işlemi 6 defa tekrarlayacağız. 4 tek örüp bir arttır, 4 tek ör bir arttır. 6 defa tekrarladıktan sonra 6. sıramızın sonunda toplamda 36 tane ilmeğimiz olacak. Evet, 6. sıramızı tamamladık. 7. sıramıza geçiyoruz. 7. sıramızı şöyle diğer taraftaki ipimin tek kanadını alarak şöyle netleştireceğim ama tek kanadını alacağım şöyle diğer taraftaki ipimin yani BLO yaparak öreceğiz. 1 2 3 4 5 BLO yaparak 5 tek örüp bir arttır. Sıra boyunca BLO yaparak örüyoruz. 7. sıramızı 5 tek örüp bir arttırma yaparak 6 defa tekrarlayacağız. 7. sıramızın sonunda toplamda 42 tane ilmeğimiz olacak. Bu şekilde. Evet, 7. sıramızı tamamladık. 8. sıramıza geçiyoruz. 8. sıramızı normal düz bir şekilde öreceğiz. Yani BLO ya da FLO yapmıyoruz. 8. sıramızı 6 tane ilmeğimi tek tek örüp bir arttırma yapacağım. 8. sıramızı 6 tane ilmeğimizi tek tek örüp bir arttırma yaparak bu işlemi toplamda 6 defa tekrarlayacağız. 8. sıramızın sonunda 48 tane ilmeğimiz olmuş olacak. Evet, 8. sıramızı tamamladık. 9. sıramıza geçiyoruz. 9. sıramızı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9. sıramızı 7 tek örüp bir arttırma yapacağız. Sıra boyunca bu işlemi 6 defa tekrarlıyoruz. 9. sıramızın sonunda toplamda 54 tane ilmeğimiz olmuş olacak. 9. sıramızı tamamladıktan sonra 54 tane ilmeğimizi toplamda 3 sıra ya da isterseniz 4 sıra da olabilir. 4 sıra ya da 3 sıra düz bir şekilde öreceğiz. Yani 10, 11 ve 12. sıralarımızı isterseniz 13. sırayı da örebilirsiniz. Şu tepe kısmını şu kısmını bitirmiş olacağız. Evet, böyle bu şekilde 3 sıra daha ördükten sonra şöyle şu kahkül kısımlarını yapacağız. İlk önce kahkül kısımları için diyelim ki ben hani daha henüz 3 sırayı örmedim ama diyelim ki 3 sırayı da ördük, bitti. 1 2 3 4 5, 6, 7, 8 tane zincir çekiyorum. Geriye doğru dönüp ikinci zincirime batacağım. Şöyle tekli trabzan. Her birine birer tane batıyorum. Başını alıp batıp üçünü birlikte çıkartıyorum. Başını alıyorum. Batıyorum. Üçünü birlikte çıkartıyorum. Bu şekilde üzerini dolduruyoruz. Yani tekli trabzan olarak dolduruyorum saçlarımı. Şöyle doldurduk. Geriye doğru dönüyoruz. Şöyle şu şekilde. Şurada birinci ilmeğime batacağım. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane ilmeğimi ördükten sonra tekrar üzerine dolduruyorum.
Kahkül kısımları 8 zincirle, sayısını da söyleyeceğim. 2. yaptıktan sonra, yani ikinci saçımızı yaptıktan sonra şuradaki ilmeğime batıyorum. Bir tane ip alıyorum. Tekrar sıradaki ilmeğime batıyorum. Bir tane ip de oradan aldım. Şöyle 3 tane ipimiz oldu. Üçünü birlikte çıkartıyoruz. Tekrar sıradaki ilmeğimize batıyoruz. Diğer saçımıza geçiyoruz. Bu şekilde her saçın birleşim noktası, yani bir saç bittikten sonra diğer saça geçerken aynı bu şekilde işlem yapacağız. Geriye doğru dönüp örmemizin nedeni de saçlarımızın düz kısmı aşağı geldiği için saçlar daha aşağı dönük, yani yukarı doğru durmuyor. Böyle daha şık duruyor. Şöyle bir tane ilmek şuradan, hemen saçın en son battığım ilmeği, bir tane sıradaki ilmekten, üçünü birlikte çıkartıyorum. Sıradaki ilmeğime batıp tekrar zincir çekiyorum. Şimdi bu şekilde saçımızın şu ön kahkülleri 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane alt kısımda var. 1 2 3 4 tane de şu üst kısımda var. Bu şekilde kahkül kısmını tamamladıktan sonra alt sıraya, dediğim gibi, 1 2 3 4 5 6 7 tane alt sıraya yapıyoruz. Daha sonra şu yan saçlarımızı yapacağız. Toplamda 17 ya da 18 tane zincir çekip şuradaki alt sıramızı tamamlayacağız. Daha sonra üst sıramızdakileri de aynı şekilde kısa kısa yapıyoruz. Daha sonra üstteki şu kahkül kısımları var. 1 2 3 4 tane de kısacık, yani şu kahküllerimizin ucuyla birlikte de üst kısmını yapacağız. Şöyle üst kısmını da göstereyim bu şekilde. 17 zincir alttakilere çektiyseniz üsttekilere de 18 ya da 20 tane çekebilirsiniz şu üsttekilere de. Bu şekilde saçlarımızı tamamlıyoruz. Evet, şimdi boyun dikişine geçelim. Şöyle boynumuzun ucunda ben bir miktar ip bırakmıştım. Boynumuzu yerleştiriyoruz. Şöyle şu arkadan alacağım ipimi. Biraz daha yaklaştıracağım. Şöyle şuradan batıyorum. Kafanın içerisindeki son ilmekten çıkış yapacağım. Şimdi böyle bu şekilde yaptık. Tekrar şuradan batıyorum. Tekrar kafanın içerisindeki son ilmekten çıkıyorum. Hemen alttan batacağım. Kafanın içerisindeki ilmekten çıkıyorum. Tekrar hemen alttan batacağım, yandan çıkacağım. Bu şekilde dönerek birkaç defa dönüş yapabilirsiniz, yani birkaç tur. Tekrar kafanın içerisindeki son ilmekten çıkacağım. Saçları da ister silikonla yapıştırır, isterseniz de bu şekilde düzgün bir şekilde dikişini yapabilirsiniz.
Evet, kafamızın dikişini bu şekilde tamamladığımızda bitmiş oluyor. Şöyle birkaç kez döndüm. Kafanın iç kısmına da sabitleyip bitireceğim. Şöyle şu şekilde şuradan batacağım. Şöyle şuradan sabitleyeceğim. Evet, saçlarımızı, boynumuzu bu şekilde yaptık. Şöyle ben bir tane fiyonk yaptım. Fiyonk için arkadaşlar şöyle 2 4 6 8 10 12 14 16 17 17 tane zincir çekip giderek gelerek şöyle toplamda 2 4 6 8 10 11 sıra düz bir şekilde örüp daha sonra etrafını döndüm. Şöyle şu şekilde de katlıyoruz. Daha sonra şuradaki ipimi üzerine saracağım. Evet, fiyonkumu bu şekilde tamamladım. Evet, şu şekilde sardıktan sonra şöyle arka kısımda biraz sabitleyeceğim. Daha sonra şöyle tokamın üzerine dikeceğim. Minik bir toka, çok büyük değil tokam. Şöyle biraz sıkıladım. Şuradan da sabitleyeceğim. Şöyle birkaç yerden daha sabitleyip bitireceğim. Aslında yapıştırabilirsiniz de ama yapıştırınca düşüyor. Evet, bu şekilde tokamızı da diktik. Şöyle kafamıza takacağım. Evet, bu şekilde gözlüğümüzü de takalım. Yani gözlük olsa da olur, olmasa da olur ama ben bir aksesuar olarak bebeklerde hoş buluyorum. Şöyle saçlarının ara kısımlarına doğru takacağım.
Evet, bu şekilde aksesuarlarımızı da taktığımızda bebeğimiz bu şekilde hazır. Umarım keyifle örersiniz. Hepinizin ellerine sağlık.